Değerli meslek mensupları, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Başta Sayın Başkanımız olmak üzere bu toplantı için emeği geçen herkese de teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Tabii Sayın Türmok Genel Sekreterimiz ticaret kanunu veya herhangi bir problem olursa salon hınca hınç dolar. Fena değil bunca yıldan sonra diyorum Sayın Başkanım. Çünkü ben de bu yüzden hatta Türk Ticaret Kanunu bakış söz konusu olduğunda bir soruyla başlayayım istedim. Hani Türk Ticaret Kanunu'nda muhasebe ve bağımsız denetimde değişen bir şey var mı? Çünkü bir heyecanla çıktık yola. Hemen hemen hepiniz biliyorsunuz bu heyecanları birlikte yaşadık. Aslında bu heyecan hiçbir zaman sönmedi. Ama biraz sekteye uğradı ve ciddi şekilde de yavaşladı. Ama şimdi yeniden o heyecana dönüşün ufak emarelerini görmeye başladık. Bunda tabii her zaman Türk Ticaret Kanunu'nun sahibi ve yanında olan Gümrük Ticaret Bakanlığı yerini anmadan geçmek mümkün olmaz. Ama bunun yanı sıra özellikle tabii yeni kurulmuş olan Kamu Gözetim Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu'nun yönetimiyle birlikte de son dönemde farklı bakış açılarının ve yansımaların yavaş yavaş önümüze çıktığını görmek bizleri tabii ki mutlu ediyor. Bu açıdan baktığımızda tabii ki değişikliklerden bahsedilirken aslında dikkat etmemiz gereken özellikle Maliye Bakanlığı'nın tavrı ki hepimizi çok yakından ilgilendiriyor. Acaba bu noktalarda bir değişim olacak mı, olabilir mi sorusunun cevaplarını da tabii ki hep birlikte vermeye çalışmamız gerekli oluyor. Şimdi tabii ben severim sayılarla konuşmayı. Çünkü baktığımızda Sayın Genel Sekreterimiz farklı sistemlerden hareketle muhasebenin tutularak bugünlere gelindiğini söylemişti. Tek düzen muhasebe sistemiyle birlikte tabii farklı bir sistem uygulaması ortaya çıkmıştı. Ama bugün ticaret kanunuyla birlikte yeniden gündeme getirilmeye çalışılan işte vergi usul kanuna dayalı bir muhasebe mi yoksa finansal raporlama standartlara dayalı bir muhasebe anlayışı mı yeniden değerlendirilmeli ve herhangi bir tercihte bulunulmalı mı sorusu ki bu konuda biliyorsunuz Türk Ticaret Kanunu kendi tercihiyle sahneye çıkmıştı. Ama maalesef sahneden bir anda indirilmişti. Baktığımızda tabii değişen bir şey var mı şirketler açısından? Hepiniz bildiğim kadarıyla emek yoğun çalışıyorsunuz. Çünkü çok sayıda iş, az zaman ve buna bağlı olarak da ücretlerin azlığı. Baktığımızda aslında Türk Ticaret Kanunu ve buna bağlı işler için bir pazar var mı sorusunu sorduğumuzda Türk Ticaret Kanunu aslında bir pazar yaratma düşüncesiyle de belki çıktığı söylenebilecek bir durumda yansıtılmıştı. Baktığımızda şirket sayılarında çok da bir düşme yok o günden bugüne. Özellikle muhasebe ve denetim konularının öne çıktığı sermaye şirketlerine baktığımızda hala 700 bine yakın limite şirketi görüyoruz. 109 bin anonim şirket sayıları var. Hatta burada yok ama kooperatiflerin de 84 bin civarı olduğunu görmekteyiz. Demek ki aslında bir potansiyel pazar olabilme imkanını hala taşıyor. Diyeceksiniz ki bunlardan para alabilecek miyiz? İş yükü yaratacak mı bunlar bizlere diye düşündüğümüzde. Tabii mevcut duruma baktığımızda ne oldu? Hemen baştaki soru muhasebe sistemi açısından değerlendirdiğimizde hemen şunu ele alalım. Bir kere Türk Ticaret Kanunu'nda 64. maddede ticari defterlere ilişkin vergi kanunu ilişkin bir sistem yaklaşımı hala varlığını koruyor. Dolayısıyla Türkiye'de muhasebe uygulamaları bakımından esas alınması gereken düzenleme hangisidir diye sorduğumuzda herkes şu anda ticari kanunu değil hemen vergi usul kanunu diyor.
Bir kere bunun değişmesi lazım ve belirli mahfillerde buna ilişkin ifadelerin, buna ilişkin görüşlerin yavaş yavaş kuvvetlenmeye çalıştığını veya dile getirdiğini görmek belki bir teselli olarak şu an için karşımızda durmakta. Çünkü iki kanun varsa hangisine göre hareket etmemiz gerekti? Ben bir ticaret hukukçusuyum. Bakış açım vergiye göre olmaz. Ama tabii ki bu ülke vergisini de toplayacak. O zaman sistem üzerindeki tartışmalarımızı artık sonlandırmamız gerekir. Diyeceksiniz belki tartışma yok, zaten uygulama tercihini yaptı. Vergi odaklı muhasebeyi esas aldı ve böyle de gidiyor. Buna da saygı duyuyorum. Çünkü tercih böyleyse o zaman bunca yıllık çalışmaları niye yaptık sorusunu da haklı olarak hepinizin sorması gerektiğini de düşünmekteyim. Baktığımızda Türk Ticaret Kanunu muhasebe standartları diyordu. Nereye geldik bu konuda? Şöyle bir değerlendirelim. Hepimizin bildiği, hatta bağımsız denetimle uğraşanların da yakından gözlemlediği Türkiye muhasebe standartları dediğimizde, Türkiye muhasebe standartları ve finansal raporlama standartlarıyla neyi görüyoruz? Bir de bu konuda yetkili olan otoritenin, kamu gözetim kurumunun çıkarması gereken bir daha küçük işletmeler için düzenleme, standartlar seti. Bu konudaki gelişmeye baktığımızda halen bu çalışmaların sürdüğünü görmekteyiz. Biliyorsunuz meşhur bir KOBİ TFRS vardı. Türkiye'de de resmi gazetede yayınlandı ama hiç uygulanmadı. Ama KOBİ TFRS devreye girmeden, uygulamadan kaldırılmasına rağmen bugüne kadar bu alanda hiçbir düzenleme yapılmadı. Aslında problemimiz ne? Problemimiz eskiden beri denetime tabi olan, finansal raporlama yapan şirketler değil, biraz önce verdiğimiz sayılar çerçevesindeki sermaye şirketlerinde acaba Sayın Başkan'ın da dediği gibi denetime ilişkin, finansal raporlama ve muhasebe ilişkin yenilikler söz konusu olacak mıydı? Bu sorumuz halen cevaplanmış değil ama Kamu Gözetim Kurumu'nun bir çalışması var. Büyük çoğunuz da bunu incelemişsinizdir. Yerel finansal raporlama çerçeve taslağı. Bu taslağı tabii ki bir an önce uygulamaya geçirilmesi de bu beklentiler içerisinde. Türkiye'de tabii kimler finansal raporlama ve muhasebeye açısından finansal raporlama uygulamasına tabi diye baktığımızda esas itibariyle Kamu Gözetim Kurumu'na bu yetkinin verildiğini görüyoruz ve Kamu Gözetim Kurumu da bu yetki çerçevesinde aldığı kararda şunu ifade ediyor. Diyor ki, bir, eğer siz bu kararın ekindeki şirketlerden biriyseniz finansal raporlama yapmak zorundasınız. İki, ekinde yer alan şirketlerden değilseniz isterseniz yapabilirsiniz. Bu tabii bir soru işareti, isterseniz yapmak ne demek hukuki açıdan. Bu kapsamda değilseniz, istemiyorsanız o zaman da tabi olacağınız husus mevzuat. Şimdi soru, mevzuat nedir? Mevzuata da açıklama getirdi Kamu Gözetim Otoritesi. Dedi ki, muhasebe sistemi uygulama genel tebliğlerine uymaya, bunları uygulamaya devam edeceksiniz. Etki listeye baktığımızda şöyle, genel olarak bağımsız denetim yönetmeliğinden de adını kısaca ifade ettikleri kamu yararını ilgilendiren kuruluşlar olduğunu görürüz. Aslında bunlar yıllardır, yani Türk Ticaret Kanunu'ndan önce de finansal raporlamaya ve bağımsız denetime tabi olan şirketlerdi. Dolayısıyla bu şirketleri yeniden bağımsız denetime tabi veya finansal raporlamaya tabi tutmak doğaldır ki yeni bir husus getirmedi bizlere. Asıl soru ikinci fıkrasında saklıydı. Çünkü kamu yararını ilgilendiren kuruluşlar sayılmıştı 660 sayılı kanun hükmünde, kararnamede. Bunun yanı sıra da
bir yetkinin daha kamu gözetim otoritesine verildiğini görüyorduk. İşletme büyüklükleri itibariyle veya büyüklükleri ve çalışan sayıları gibi ölçülerle bu kapsamda olduğu kamu gözetim kuruluşuyla değerlendirilecek diğer işletmeler. Tabii bu kapsamda işletmelerin kimler olduğu veya bu yönde kurumun yetkisi olup olmadığı ayrı bir tartışma konusu ama burada şöyle bir somut veri gündeme gelmekteydi ki 660 sayılı kanun hükmünde kararname şunu söylüyor. Kayıkların denetimi sadece bağımsız denetim kuruluşları tarafından yapılır. Oysa biliyoruz ki, sayıları da biraz sonra vereceğim, çok sayıda meslek mensubu aynı zamanda bağımsız denetçi statüsü de aldı. Çünkü Türk Ticaret Kanunu aslında şu yolda harekete geçmişti. Kural olarak tüm sermaye şirketlerinde denetim getiriyordu. Ve bu denetimde bağımsız denetim olacaktı. Baktığımızda kamu yararına ilgilenen kuruluşların kayık olarak da kısaltılmasını bağımsız denetim yönetmeliğinde de aynı şekilde kamu gözetim otoritesi aldı uyguladı. Finansal raporlama uygulaması açısından baktığımızda kamu gözetimin duyurusunda hepinizin de incelediği üzere şu alternatiflerin olduğunu gördük. Bağımsız denetime tabi olan şirketler bakımından TTK'yı uygulamak zorunda olanlar, Türkiye Muhasebe Standartları uygulamak zorunda olanlar veya uygulamak zorunda olmayanlar. Burada da tercih edenler, etmeyenler şeklinde bir ayrım. Sonunda muhasebe sistemi uygulama genel tebliğleri karşımıza çıkmakta. Bağımsız denetime tabi olmayanlar için ise bu açıklamada tabi oldukları mevzuat çerçevesinde raporlama. Baktığımızda mevzuat dediğimiz aslında gene kastettiği vergi usul kanunu ve muhasebe sistemi uygulama genel tebliği olduğu ortada. Ve açıklamalarına şöyle hızlı baktığımızda muhasebe standartlarını uygulamak zorunda olanlar kimlerdir diyor. Kamu yararını ilgilendiren kuruluşlardır. Tereddüdümüz yok, ekli listeye bakıyoruz. Muhasebe standartını uygulamak zorunda olmayanlar, uygulamayı tercih edecek olanlar. Bugünkü vergi usul kanunu 175 ve bir kere 257. maddedeki yetkilerini Maliye Bakanlığı'nın göz önüne getirdiğimizde hangi işletme acaba ihtiyari olarak muhasebe standartı uygulayabilir? Bana göre hiçbirisi. Dolayısıyla aslında baktığımızda vergi usul kanunundaki bu açık yetkiler Maliye Bakanlığı'nda olduğu sürece kamu gözetim kurumunun bu yönde bir karar alması da bana göre bir yetki aşımıdır. Zaten kamu gözetim otoritesinin bu yönde bir karar alması da karşımızda kararını görüyoruz ama aksine hukuka aykırı olduğu ileri sürülebilecek bir karar olarak durmaktadır. Çünkü maalesef başta gösterdiğim gibi Türk Ticaret Kanunu açısından da 64. maddenin 5. fıkrasında vergi usul kanunu ticaret kanunu açısından da öne çıkaran bir yaklaşım tarzı karşımızda durmaktadır. Muhasebe sistemi uygulama genel tebliği uygulaması tabii ki TTK'ya göre muhasebe standartı uygulamayı tercih etmeyenler için de karşımızdaki yegane mevzuat düzenlemesi olarak bulunmaktadır ki sorunumuz tabii ki bağımsız denetime tabi olmayan şirketlerde ne olacak sorusudur. Burada da tabi olduğu mevzuat ayrıca değerlendirecek bir husus değil. Elimizde üçüncü bir sistem yok. Dolayısıyla vergi usul kanunu ve sizin yaptığınız, uyguladığınız muhasebe uygulamaları aynen devam etmekte. Peki bağımsız denetim açısından konuya ufuk turunda şöyle baktığımızda tabii burada da karşımıza ikili bir yapı çıkıyor. Bağımsız denetime tabi olan şirketler, tabi olmayan şirketler. Bu konuda da hemen Türk Ticaret Kanunu 397. maddesi karşımıza çıkıyor. Çünkü aslında Türk Ticaret Kanunu'na baktığımızda fıkra fıkra denetim var biliyorsunuz. 397. maddenin 4. fıkrasına göre bağımsız denetim ve tabi olacak şirketler Bakanlar Kurulu kararıyla tespit edilmiştir.
Burada da özellikle uygulama açısından tabii karşımıza çıkan bazı sorunlar olabileceğini de biraz sonra ifade etmeye çalışacağım. Bir de tabii bir başka denetim daha var. Ve dördüncü fıkradaki bağımsız denetime tabi olmayan anonim şirketlerin tabi olacağı denetim. Bu konuya yeniden döneceğiz. Diyeceksiniz, ha denetim vardı da bizim mi haberimiz yok? Çünkü fıkra işlemiyor. Fıkra işlememesinin nedenini de değerlendireceğiz. Bilindiği üzere bir bakanlar kurulu kararı çıkarıldı. 397. maddenin 4. fıkrasına. Yani Türk Ticaret Kanunu'nda anonim şirketlerin bağımsız denetime tabi olması bakımından. Burada da ölçekler sürekli aşağıya çekiliyor. Ama üçüncü kez aşağıya çekiliyor. Belki bir dördüncüsü de olacak. Bu aşağıya çekilmelerde 109 bin anonim şirketten henüz daha 7-8 binini dahi bağımsız denetime alabilmiş değiliz. Baktığımızda bunun nedeni belki bağımsız denetime şu an için tabi olanların ekonomik açıdan büyüklük teşkil eden şirketler olduğu, diğerlerinin oldukça küçük, hatta KOBİ yapısında şirketlere denk geldiği, ama Türkiye'nin işletme dinamiğinde de ekonomik açıdan da KOBİ'lerin de ayrı bir önem taşıdığını da her zaman göz önünde bulundurmak gerektiğini de unutmamak lazım. Tabii bu bakanlar kurulu kararının ekinde listeler var. Hatta birinci listede, bir sıra listede olanlar doğrudan bağımsız denetime tabi. İki sayılı listede olanlar, ki 5 ayrı ölçek var burada. Bu ölçekleri de değerlendirmek gerekiyor ölçeklere tabi olma açısından, ki hani bunları sadece görsel olarak hafızamızı tazelemek için gösteriyorum.